Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, REM doğalgaz olarak söyleşimize geçeceğiz. Verilen hizmet, hizmet kalitesi, bunların tamamından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Mehmet Bilir kimdir? Ne kadar zamandır sektördesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii. 27 yaşındayım. Yaklaşık 15 yıldır babamla beraber ticaretin içindeyim. Babam da Gebze'de 40 senelik esnaf. Gebze'de ilk iş kolu elektrik olarak başladı. Sonra inşaat, sonra fabrika diye devam etti. Hı hı. Normalde bir grup şirketiyiz aslında biz, REM adı altında. Ama doğalgazı ben kendim ilerletiyorum, kendim yürütüyorum, kendim açtım. Doğalgazda diğer iş kollarında en iyisi olmak için her zaman gayret gösterdik. Daha çok profesyonelliğe ve güvenilir esnafa dayalı hizmet ettik. Doğalgazda da aynı şekilde babamdan öğrendiklerimle doğalgazda da aynı şekilde devam etmek istiyorum. Yaklaşık 9 aydır doğalgaz sektöründeyim. Evet. Kısa sürede çok çok güzel yerlere geldiğime inanıyorum. Bu senenin sonunda da REM şirket grupları holding olarak tamamlayacağız inşallah. İnşallah. Yani 40 yıllık Gebze'de bir geçmişiniz var aslında. Evet, aynen öyle. Babanız ilk burada esnaflığa başlamış bir elektrik dükkanında, daha sonrasında da inşaat, tel fabrikası, evet, mimarlık derken siz kendiniz de grup şirketi altında ama babanızdan bağımsız olarak REM doğalgaz firmasını kurdunuz. Doğalgaz haricinde benim diğer REM şirketler grubundaki vasfım da şu: bütün gelir gider finansında ben ilgileniyorum. Hı hı. Çekler olsun, krediler olsun, normal ödemeler olsun. Gelenleri de ben takip ediyorum. Ödemeleri, yapılacak olan ödemeleri de ben takip ediyorum. Finans tamamen bende dönüyor. Evet. Aynı zamanda REM Doğalgaz'da da burada yine firma sahibi olarak da buranın başında olarak REM Şirketler Grubu'nda yine yöneticiliğinize devam ediyorsunuz. Evet. Peki REM Doğalgaz olarak hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Öncelikle güzel hizmet, güvenilir hizmet. Hı hı. Ondan sonra en iyisi olmaya çalışmak. Evet. Ana düşüncelerimiz bu yönde, bu şekilde. Evet, tamamıyla kalite odaklı. Tabii ki. Çünkü doğalgaz sektörü çok hassas bir sektör. Hiçbir şekilde en ufak hatayı bile kabul etmez. O yüzden kullanılan malzeme olsun, projelendirme aşaması olsun, uygulama aşaması olsun, bunların hepsi çok hassasiyet gösterir. Siz zaten yapmış olduğunuz işin arkasındasınız. Her zaman. Her zaman kullanmış olduğunuz malzemenin kalitesi olsun, uygulamayı yapan personelleriniz olsun, hepsi deneyimli, profesyonel, gerçekten işin ehli olan kişilerle çalışıyorsunuz. Ve bu doğrultuda da tamamıyla kalite odaklı ve %100 müşteri memnuniyetiyle, evet, hizmet veriyorsunuz normalde, da diyebiliriz. Normalde bir şirketi açtığınız zaman en az 1-2 sene normalde onun bir oturma süreci olur. Hı hı. Ben daha 2-3 aylıkken elimde çok ciddi büyük işler vardı. Şu anda 8-9 aylığız. Yaklaşık 450-500 dairelik toplamda elimde iş var. Normal bir doğalgaz firması, yıllanmış bir doğalgaz firmasının henüz böyle bir duruma gelmiş olduğu hiç gözle görülür bir şey değil bugüne kadar. Kısa sürede. Evet. Çok iyi bir yol kat etmiş oldunuz bu doğrultuda. Peki firma olarak ayrıcalıklarınız nelerdi? Şimdi doğalgaz sektörü geniş bir sektör aslında baktığımız zaman. İrili ufaklı da birçok işletme, birçok firma bulunmakta. Evet. REM Doğalgaz'ı diğer firmalardan ayırt eden özellikleri nelerdir? Mehmet Bey, doğalgaz sektöründe yalnız değilsiniz. Geniş bir sektörün içindesiniz ve sizin gibi hizmet veren irili ufaklı da olsa birçok firma bulunmakta. REM Doğalgaz firmasını diğer firmalardan ayırt eden özellikler nelerdir? Bir kere diğer REM şirketler grubuyla geçmişimiz olduğu için çok ciddi bir referansımız var. Geçmişte yaptığımız ticaretler olsun, işler olsun, bundan kaynaklı ciddi bir referansımız var. İnsanlar bize iş için geldikleri zaman işini en iyi şekilde, en güzel şekilde başından sonuna kadar devam ettireceğimizi bildikleri için bizi daha çok tercih ediyorlar. Evet, yani her alanda sunmuş olduğunuz hizmetin arkasında
olduğunuz için tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Peki genç bir girişimci olarak 9 ay öncesinde Rem Doğalgaz firmasını kurdunuz. Halihazırda da burada Rem Şirketler grubu altında da devam ediyorsunuz. Hedefiniz nedir sektörle alakalı? Neler yapmayı planlıyorsunuz? En büyük hayalim holdingleşmekti. Rem Şirketler grubunu. O da doğalgazla bunu noktaladık. Hı hı. Bu yılın sonunda inşallah holdingleşiyoruz. İnşallah. En büyük hayalim buydu. Doğalgazda da zaten bir zaman koymuştum. O zaman içinde hedefime ulaşmayı planlıyordum. Hı hı. O zamanın daha yarısına bile gelmeden o hedefime ulaştım çok şükür. Ne güzel. İlerlediğim bu yolda da bana destek veren abilerim ve dostlarım, ticaret yaptığım arkadaş çevremi gerçekten bana verdikleri destekten dolayı beni bu yolda ilerlememde, sağlam adım atmamda en büyük oyuncu aslında onlar da bana. Hı hı. Her konuda destek her oldular konuda size. Her konuda destekleri oldu. Teşekkür ederim hepsine bu arada. Evet. Belki ilerleyen zamanda da daha farklı projelerde, daha farklı iş kollarında yine Rem Şirketler grubuna dahil ederek hem ülkeye bir katma değer sağlamış hem de aynı zamanda ülkede de ciddi manada bir istihdam sağlamış olacaksınız. Mehmet Bey, son olarak buradan bizleri izleyen izleyicilerimize Rem Şirketler grubu olarak neler aktarmak istersiniz? Öneriniz olur mu? Kısaca olabilir miyiz? Tabii ki. Bu yolda yürürken en büyük destekçim olan ailem, ticaret çevremiz, bana psikolojik olarak destek olan dostlarım ve arkadaş, iş çevrem, hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz de size vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.